Birazdan izleyeceğiniz film, bir insanın nasıl yaratıldığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra var edildiğini anlatıyor. Bu film sizi anlatıyor. Şimdi küçük bir zaman yolculuğu yapalım ve bir süre geçmişe gidelim. Ve mucizelerle dolu bu olağanüstü hikayeyi birlikte inceleyelim. Ve bir zamanlar insanın ne halde olduğunu görelim. Anne karnındaki tek bir hücre, aciz ve korunmaya muhtaç bir varlık. Bir tuz tanesinden daha küçük. İşte siz de bir zamanlar bu küçük hücreden ibarettiniz. Tıpkı yeryüzündeki diğer insanlar gibi. Derken bu hücre bölündü, iki hücre oldu. Sonra tekrar bölündü, dört hücre oldu. Sonra 8, 16 hücre oldu. Hücreler çoğalmaya devam etti. Ortaya önce bir et parçası çıktı. Sonra bu et parçası şekillendi. Kolları, bacakları, gözleri oldu. Başlangıçtaki hücre 100 milyar kat büyüdü, 6 milyar kat kilo aldı. Önce yalnızca bir su damlasıyken Allah bir dizi mucize gerçekleştirdi ve bu filmi izlemekte olan insanı yarattı. Ve insana kendisini nasıl yarattığını da Kur'an'da şöyle bildirdi. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Günlük yaşamın akışına kapılan insanlar, gözlerinin önünde gerçekleşen çok önemli bir mucizeye karşı duyarsız kalırlar. Bu mucize, insanın yaratılış mucizesidir. Yaratılış mucizesinin ilk aşaması bir kadının bedeninde, yumurtalık denen organda tek bir yumurta hücresinin olgunlaşmasıyla başlar. Olgunlaşan yumurtanın önünde uzun bir yolculuk vardır. Önce fallop tüpü adı verilen bir organın içine girecek, burada uzun bir mesafe kat edecek ve sonra da anne rahmine varacaktır.
Olgunlaşmış yumurtanın yumurtalıktan dışarı bırakılmasına az bir zaman kala fal doktüpü bu yumurtayı yakalayabilmek için harekete geçer. Hassas dokunuşlarla yumurtalığın üzerinde yumurta hücresini bulmaya çalışır. Bu arama sonunda fal doktüpü olgunlaşan yumurtayı bulur ve içine çeker. Artık yumurta hücresinin yolculuğu başlamıştır. Yumurta fal doktüpü boyunca uzun bir yol kat etmek zorundadır. Ancak bu yolu kat etmesini sağlayacak herhangi bir organeli, örneğin yüzgeçleri veya ayakları yoktur. Bu nedenle yumurtanın yolculuğu için özel bir sistem yaratılmıştır. Fal doktüpünün iç yüzeyinde bulunan milyarlarca hücre yumurtayı rahme ulaştırmakla görevlendirilmişlerdir. Bu hücreler yüzeylerinde bulunan cilia isimli tüycükleri hep rahim yönüne doğru hareket ettirirler. Böylece adeta elden ele çok kıymetli bir yükü taşır gibi yumurta hücresini gitmesi gereken yöne doğru iletirler. Dikkat edilirse bu tüycükler çok akılcı bir plan dahilinde tam olarak olmaları gereken yere, olmaları gereken biçimde yerleştirilmişlerdir. Hep birlikte adeta programlanmış birer robot gibi aynı yöne doğru bir taşıma hareketi yapmaktadırlar. Eğer bu hücrelerden bir bölümü görevlerini yapmasalar veya ayrı ayrı yönlere doğru taşıma hareketi yapsalardı, yumurta hedefine ulaşamaz ve doğum gerçekleşmezdi. Ancak Allah'ın yaratışı kusursuzdur ve her hücre kendisine verilen görevi hatasız yerine getirir. Böylece yumurta hücresi kendisi için özel olarak hazırlanan yere, yani anne rahmine doğru ilerler. Fakat bu şekilde özenle taşınan yumurta hücresinin yalnızca 24 saatlik ömrü vardır. Bu süre içinde döllenemezse ölecektir. Döllenmek için de hayati bir materyale ihtiyacı vardır. Erkek bedeninden gelecek olan sperme. Sperm, erkeğe ait genetik bilgiyi kadın bedenindeki yumurta hücresine ulaştırmakla görevli bir hücredir. Yakından incelendiği zaman spermin adeta bu yükü taşımak için özel olarak tasarlanmış bir makine olduğu görülür. Spermin ön tarafı bir zırhla kaplıdır. Bu zırhın altında ikinci bir zırh ve bu ikinci zırhın altında da spermin taşıdığı kargo bulunmaktadır. Bu kargonun içinde erkeğe ait 23 kromozom vardır. Kromozomlarda insan bedenine ait bütün bilgiler en ince ayrıntısına kadar saklıdır. Yeni bir insanın ortaya çıkması için spermde bulunan 23 kromozomun annenin yumurta hücresinde bulunan 23 kromozomla birleşmesi gerekir. Böylece 46 kromozomluk insan bedeninin ilk temeli atılacaktır. Spermin baş tarafında bulunan zırh sistemi, bu değerli yükü uzun yolculuğu boyunca her türlü tehlikeden koruyacaktır. Spermdeki tasarım bununla sınırlı değildir. Spermin orta kısmında çok güçlü bir motor bulunur. Bu motorun ucuna da spermin kuyruk bölümü bağlıdır. Motorun ürettiği güç kuyruğu bir pervane gibi çalıştırır ve spermin hızla yol almasını sağlar. Ortada bir motor olduğuna göre onu çalıştıracak bir yakıta da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da düşünülmüş ve motor için en verimli yakıt, yani fruktoz şekeri, spermin etrafındaki sıvıya yerleştirilmiştir. Böylece motorun yakıtı kat ediciyi uzun yol boyunca kesintisiz olarak sağlanmış olur.